Bu kadar eğlenceli bir çift olmayı nasıl başardınız? Gülüyoruz. <Yürüyorsam>. <gülüyor> Ararsan bulamazsın. Yaşa. Aa, i̇ğrenç şu an şu yaptığın hareket. Birbirinizle kızdığınızda nasıl kızgınlığınızı geçiriyorsunuz böyle. Böyle. Ne mezun? Yağız seni nasıl tavladı? <laughs> sen, sen nasıl yayınlar sevindim. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size 1-2 hafta önce sorduğum Instagram story'imden sorulara cevaplayacağız. Süper. Sorular sende. Hoş bulduk Melike. Bugün yanımda Yağız var. Hoş geldin Yağız. Hoş bulduk Melike. Böyle konuk Yağız komik bir oldun. pezevenk. <laughs> evet Yağız kaç senedir bu işi yapıyorsun? Şimdi bu iş dediğiniz eskiden pasaportları çekiyorduk Türkiye'ye. İnsan kaçakçı mısın? Pezevenk misin şu an? Pezevenk. <gülüyor> <gülüyor> Tamam yeter be. Ne demek oldu artık? Tamam bırakıyorum bu işi hadi geldim. Evet hadi ilk sorumuz. Evet. Oku şimdi... bakalım ne sormuşlar. Canım takipçilerim benim. Şimdi Melike'nin takipçilerinden gelen soruları okuyacağız şimdi. Bir düğün vlogunuz gelir mi be abla demiş. Bir düğün vlogumuz gelecek ama bizim değil. Melisa ile Özgür'ün vlogunu şey vlogunu. Düğün vlogu gelecek onların. Aynen. Düğün değil de nikah artı after diyelim biz ona. Böyle biz bir vlog gelecek. Size, size onu düğün deriz. Çok da eğlenceli bir vlog olacağına inanıyorum. Ne zaman tarihi? 12'si. 12 Haziran'da çekeceğiz. Evet. Yani 12 Haziran'da evleniyorlar çünkü. Evet. Sanki biz çekeceğiz diye evleniyorlar gibi oldu. Aynen çekim ayarladık yani, onlara. İçerik olsun kanka bir evlenelim biz Aynen Aynen kanka. Kanka evlenin ya siz <laughs> bize de içerik olur yeni YouTube kanalı açtık. Aynen kanka. Öyle mutluluklar. Nasıl tanıştınız ayrıntılarıyla love you. Love you too. Herkes. Nasıl tanıştık ya hiç güzel bir hikayemiz yok. Biz 2017 senesinde <gülüyor> <gülüyor> benim ben benim şey Yağız'ın arkadaş çevresinden çok tanıdığım vardı liseden falan biz aynı semtte Koşuyolu acaba olsun zaten çok ortağım vardı Muti işte olsan Efe falan hepsini tanıyordum Berkcan ama biz belki bir ama türlü denk gelmemişiz. Evet. sonra bundan bir iki yıl sonra Yağız'ı takip ettim Yağız bana geri dönmedi. Bak. Ben <laughs> neler kaçırdığını bilisem. <laughs> Ondan sonra Bumble'da denk geldik. Ben çok hızlı bir şekilde sağ attım. Ben de hızlı bir şekilde sağ attım. Hala buluştuk. Soru Yağız'a Messi mi Melike mi? Aşk aşkım. Yeter çok sıkıldım ben bu işten. Nasıl ya? Sürekli Messi görmekten... Sana beni seviyor musun diyorum. Messi diyorsun bana ya. Ya Messi benim için çok önemli bir yere sahip. Ay. Gerçekten. Ama yani... Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara... ...Melike diyorum. Sağ ol aşkım. <laughs> first date'nizi anlatın. Güzel soru. Gece 5'ti. Bizim first date'imizin olduğu gün ve ben çok sarhoştum. Yağız'la normalde bir sonraki gün görüşecektik ama ben çok sarhoş olduğum için... Ben de uyanık olduğum için. <laughs> ki? Dedik ki niye daha erken buluşmuyoruz. Ki. Evet saat 5'te koşa koşa karşıdan Yağız'a gittim. Çok eğlendik sonra. Bir muhabbet, sohbet çok keyifliydi. 3 günde orada kaldım sonra galiba. Gittim evet, ve kaldım yerleştim oraya yani. 3 gün boyunca biz hep beraberdik. <laughs> Yağız seni nasıl tavladı? Ben seni nasıl tavladım aşkım? Muhabbetiyle. Çok eğlenceliydi. Hoşgörüsüyle. Çok eğlendik. Yani hep böyle onunla görüşmek istedim. Çok keyif aldığım için onunla görüşmekten. Bizim makaramız uyuştu bayağı. Evet. Eğlenceli eğlence çok şeyimiz çok iyiydi. Sen Ben seni nasıl tavladım? Sen beni nasıl tavladın? Çok sempatik ve çok eğlenceli bir insan olduğun için. Teşekkür ederim. Ve eder. benim eğlencemi karşıladığın için beni tavladın. Süpersin. Değil mi? Hadi gel. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Melisa nasıl samimi oldunuz? Özgür'ün sevgilisi olan. Parantez için. Bak. <laughs> Başka Melisa ile Ben bu arada Melisa ile sizin samimi olacağınızı direkt olarak düşünüyordum. Direkt de anlaşabildiniz. Siz Özgür'le nasıl samimi oldunuz? Biz Özgür'le ile ıı, direkt samimi olduk. Ha. Nasıl yani? Sohbet hani... etmeye çalışıyorum dur. Nasıl İlk yani? Görüştüğümüzde beraber içiyorduk dışarıda. Nerede Sonra konuştuk? eğlendik. Fırat'ın arkadaşıydı o. Ha, Biz de zaten arkadaş. önce tanışıyorduk önceden. Bizi yazı böyle bir, bir, ay, bir buçuk ay falan görüştük. Ondan sonra birlikte çok eğleniyoruz falan. Yazı dedi ki hani arkadaşlarımla tanıştırayım seni işte. Benim çok en yakın arkadaşım Özgür, onun da kız arkadaşı var falan. Eve davet etti onları. Geldiler, orada tanıştık. Ve zaten böyle ben Melisa şey yani ben seni tanıyor muyum bir yerden acaba? Çok tanıdık geliyorsun dedi. O da aynı şekilde falan. Böyle direkt muhabbetimiz klik oturdu, uy uyuştu yani hiç. Şey, çok Özgür'le muhabbet ederken bir baktık Melisa'yla Melisa da, Melike muhabbet ediyor kendi başlarına falan. Çünkü böyle. niye etmeyelim ki? Buna niye bu kadar şaşırdığınızı anlayamadım. Yağız'a karşı utandığın bir anın. Hiç hayatımda Yağız'dan utanmamış olabilirim. Yağız'la <laughs> ilgili kurduğun en güzel hayal. Senin benden utandığım bir an. Benim senden utandığım. Ben yani rahat rahat takılıyorum yanında, Oy, bazen böyle şey utanacağım durumlar olduğu zaman sana söylüyorum, sen de direkt diyorsun ki yok aşkım, hiç önemli değil, salıyoruz, ne aklına gelen? Çok söylemeyeceğim şimdi. Benim utandığımı mı kaydettin kafana? Evet. <laughs> Yağız'la ilgili kurduğun en güzel hayal, tatil, evlilik gibi? Dünyayı gezmek, evet. Sarar. İnşallah, vlog vlog, her ülkede bir vlog. Ne iş yapıyorsun? Hedefimiz o. Şimdi ben yapımcı asistanlığı yapıyorum. E, reklam setlerinde. Çok iyi. Yapımcı asistanlığı ne diye sorarsanız. Onu da... Yapımcının asistanlığını yapıyorum işte. Evet. Önce yapımcıyı tanımanız <gülüyor> gerek. <gülüyor> evet. Asistanın kavramı zaten herkesin kafasında mevcut. Eskileri özlüyor muyuz? Çengel tayfa zamanlarını. Özlemez olur mu? <laughs> Kokusu burnumda. <laughs> ah o zamanlar. Müthiş zamanlarda Çok güzel makaramız vardı. Hep dışarıdaydık, hep birbirimizin yanındaydık. Büyüdük. büyüdük. Ama, değil mi? Büyünce ben o... çengelden ayrı büyüdüm tabii ama ben, hepimiz abi ayrı ayrı büyüdük. Tabii. Artık sürekli birlikte olamıyoruz tabii arkadaşlarımızla maalesef. Özel ama... olarak ayarlaman gerekiyor. Birbirinizle kızdığınızda nasıl kızgınlığınızı geçiriyorsunuz böyle. Böyle. Yağız ve senin favori bira markalarınız neler? Nefes. Malt. İradesine sahip çıkabilen, gururu, sevgilisine sevgisine ağır basan biri misiniz? Benim hiç gururum Yoksa yok. Yoksa tersi mi? Hiç gurur. Ben gurur yapınca sıkılıyorum çünkü mesela küsüyoruz. Ben kendi haklı olduğumu düşünüyorum ama yanıma gelmiyor mesela 45 dakika olmuş. Sıkılıyorum. O yüzden yani sevdiğim bir ilişkideysen gurur yapmanın bir yüzüm olduğunu düşünmüyorum. Çok doğru. Başka konularda tabii aynısını söyleyemeyeceğim. Ne mezunsuz? Reklamcılık. Birbirinizde. Evet sonunda doğru kişiyi buldum dediğiniz şey ne oldu aşkım? Siz... Ya yani yanında çok rahat ve çok mutlu hissediyordum ve böyle her şey çok kolay çözülüyordu yani. Hiçbir şey bir mesele haline gelmiyordu. Aynen. Hani buluşmak, mesaj atmak, yazmak. Yazmak istiyorsam yazıyordum, buluşmak istiyorsam buluşuyordum. Aramak istiyorsam arıyordum falan. Her şey çok böyle hiç çok rahat olduğu için. Hiç ayrılık yaşamadık. Bir, bir buçuk yıl olacak galiba değil mi? Evet. Bir buçuk, bir buçuk oldu bu arada. Bir yedi olacak. Haziranda... Oho olmuş evet. Ya. Haziranda bir yıl sekiz ay olmuş olacak. Melike boy ve kilo. 65 kilo bir 66 boyum var. Vereceğim ama değil mi? Vereceksin bebeğim hiç merak etme <laughs> ne istiyorsan verirsin. Burçlarınız, doğum yıllarınız ne? Benim 15 Nisan 96 yılı. İstanbul, Kadıköy, akşam 19.30. Gidin bakın ben de söyleyeyim. Gidin bakın. Bir de bana yorumlarsanız. <laughs> Aynen ben de yorum Süper istiyorum. Süper olur. Güzel bir yorum. Hepsini okurum o yorumu. Benim de 9 Ocak 1996 Kadıköy, İstanbul. Sabah 8.25 falan doğum saatimde. En keyif aldığınız iç dış mekan aktivitesi nedir? İç Yatmak. Dış, i̇ç dış yazınca. Evet Biraz ya en bu arada. sevdiğimiz. Çok kimlik. rahat bir koltukta veya yatakta of, TikTok uzanıp TikTok izlemek ve TikTok arkada izlemek. çok saçma bir şey çık olması ve yemek yemek Aynen. bu sırada. Ay çok canım çekti. Aşkım. Hayatınızda şu an bir numaralı önceliğiniz ne? Bir şekilde artık para kazanmak galiba benim. Aslında birinci önceliğim şey gerçekten sevdiğim işi yapmaya başladığım için şu an daha başında olsam da bunu devam ettirmek şu an ilk önceliğim. Ve bunu sevdiğim insanla yapmak. Oğlum da kaç şanslıyım. İyisin ha. Bayağı iyi. Var mı Melike, keşke Melike olsam. Biraz tökezliyoruz ama açılacak. Olacağız yani, <laughs> bulacağız yolunu. Sıkıntı yok. Bahar, Nihal Can'dan siz ile akrabalık var mı ablam? Yok dilim hiç alakam yok. Yani denk gelme soyad. İlişkinizin en büyük sınavı ne olabilir sizce? Hoşgörü. Bir tane sınavı var da şimdi ben burada anlatmayayım. Sen biliyorsun. Sevgilinle burç uyumunuza baktın mı? Baktıysan nasıl çıktı? Melike buna baktı bu arada. Yani biz beraber baktık. Ben harita okumayı bilmediğim için haritayı çıkarttım. Ama bir e, okuduğun yerler vardı sanki. Pınar'a gösterdik biz bu işlerden anlayan bir arkadaşımız, menajerimiz. Hı hı. Hı hı. Siz ne alaka anlaşıyorsunuz? Sizin çok kötü olması lazım falan dedi. Ama tamamen kudurduğu için de olabilir bilmiyorum. <gülüyor> 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 Karşınızdakinde en sevdiğiniz özellik ne? Gülüşü. Ben çünkü gülüp eğlenmeyi seven bir insanım. Güzel gülen bir insanla iyi anlaşacağımı düşünüyorum. Aşkım. Benim sevgisini çok güzel gösterebiliyor olması. Çünkü çoğu insan sevmesine rağmen gösteremiyor ya. Sen de hiç öyle bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi. Bu kadar doğal ve kendiniz olduğunuz bir ilişki daha yaşamış mıydınız? Hayır. Hayır. Yağız gibi... Yağız gibi güvenebileceğimiz erkekler nerede? Size bayılıyorum. Bu arada yaşam enerjimi arttırıyorsun demiş. İyi demiş. Ben Bumble'da buldum yani çok ararsanız belki bulursunuz. Mutlu ilişkinin sırrı ne ablam? İletişim diyorum ben ne diyorsun Kesinlikle ablası? iletişim %100 iletişim. %100 iletişim İnsan gibi Sakin. konuşursan evet. her şey oluyor. Gerçekten yani. çok... İnsan gibi kendini anlatacaksın abi o kadar zor bir şey değil abi ilişki yaşamak. Hakikaten kendinize mutlaka çok zorlaştırıyorsunuz kesinlikle. Yani bir sıkıntın varsa açık iletişim. Karşındaki insan da ayı değilse zaten sen çok sakin ve sesli bir şekilde derdini anlattığın zaman karşı taraftan mutlaka olumlu yanıt geliyor. Zaten davar gibi yanıt veriyorsa sal gitsin. Evet. İlk tanıştığınızda ne hissettiniz? Ben bayağı yükselmiştim. Ben de bayağı hoşuma gitmiştim. Mutluluk gibiydi. İlk kim açıldı? seviyeli. Biz adım alışıyor gibi. Evet harbiden. Tatlı tatlı birbirimizi yokladık. Tıp tıp tıp. Bir anda hiç işte ben senden hoşlanıyorum. Aynen Şimdi öyle bir iş? açılma olmadı. Baktık şey böyle olmadı. göre göre. Şey çok komikti ama böyle ilk aşkım demeye başladığımız zaman birbirimize böyle Yaz garip çok oluyordu. sarhoş. Daha hiç birbirimize aşkım falan dememişiz böyle. <laughs> gidiyor arkadaşın yanından koşarak yanıma geliyor. ''Aşkım'' falan açıyor. <laughs> 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 o kadar ki. Bayağı eğlenceliydi bu arada. Şey. arada yere yatıp falan çekti. <laughs> çok sarhoştu. <laughs> Klasik. <laughs> <laughs> Sarhoşluk değil de sonrasında kısımlar bayağı komikti mesela. Dört ay sonra falan yavaş yavaş bu kelime lugatımıza girince böyle şey oluyorduk. Bana da kola koyar mısın aşkım? <laughs> falan evet full böyle be, aşkım üstüne oynuyorduk çok eğlenceliydi. Komikti bayağı sarıyordu. Yasin neden beni seviyor gibi davranıp bırakıp gitti? Çok özlüyorum, dayanamıyorum artık. Yasin. <laughs> Yasin. Yasin seni sevmemiş belki de. Yasin. Ama öyle. Niye gitsin ki o zaman? Gerçi herkesin bir sebebi olabilir. Kimseyi yargılamamak lazım. Belki, belki de, de gitmesi gerekiyordur. Belki de sen Yasin'e çok büyük bir görev yükledin onu çok severek. Birbirinizin tanışmadan önceki hayalinizdeki kişiyi karşılıyor musunuz yoksa kafanızdakinde? Ha. Ben beni karşılıyorsun bu arada. Bakayım. Tipsel olarak mı? Ya tipse diğeri zaten iyi anlaştığım, güzel geçindiğim, mutlu bir ilişki. Ya benim açıkçası çok karşılamıyor. Yani şöyle hayalimdeki kişi daha böyle hep hani daha oturaklı böyle biriydi ama ilk öyle biri olmamış. Yani daha önceki İlişkilerim hep öyleydi ve çok sıkı, sıkıcı, kötü ilişkilerdi. Meğer bana zaten yazık gibi biri lazımmış. Benim hayalimdeki insan doğru kişiymiş Hımm. Doğru. Anladım, doğru anladım. Benim hayalimde senin doldurduğun boşluk gibi boşluk gözükmüyordu. Ne demek? Anladın, anladın mı senin sen? Senin şu an hayatında doldurduğun boşluğu ben önceki hayatımda hayal edemiyordum. Tamam şimdi anladım. Güzel. <laughs> Güzel. Nasıl yengen sevindi. <laughs> Hangi takımı destekliyorsunuz? Fenerbahçe Galatasaray. Sizinki gibi bir ilişkiyi nasıl buluruz ablam? Ararsan bulamazsın. Yaşa. Bu kadar eğlenceli bir çift olmayı nasıl başardınız? <gülüyor> Gülüyoruz. <gülüyor> Eğleniyoruz, komik, izliyoruz bir şeyler. Şu anda aktif olarak yaptığınız bir iş var mı ya da düşündünüz? Şu an beraber yaptığımız bir YouTube kanalımız var. Videolar çekiyoruz. Keyifli, eğlenceli. Evet. Bunun haricinde beraber bir iş yapmıyoruz. Beraber bir şey yapmıyoruz. Evet, ayrı ayrı yapıyoruz. İlk doğum gününüzde ne aldınız? Yani ben çok uzun bir süre iki hediye almadım. Ben, senin. yani ben benim, benim bir için ton hediye aldım. Yalnız bana hiçbir şey almadı bu arada. Ama böyle bir dakika ne yaptın ben en sonunda? Dinamiği var. Şeker aldım. Evet. Aaa! İğrenç şu an şu yaptığın hareket. Ne zaman evleniyorsunuz? Bakacağız. Geçen biri haritama baktı. 2025'te evleniyormuşum. Sanem ya da sen. İkinizden biri. Benim ilişkim var ama şu an. E tamam Sanem'in de bir anda çok iyi bir ilişkisi olsun. İnşallah. inşallah. Oldu. Umarım, Umarım olur. olur. Umarım ilk o evlenir. İlk kim etkilendi? Şimdi ikimiz de olabiliriz burada. <laughs> Yok ben de çok etkilendim yani. Bilmiyorum senin Sorularımız bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz böyle kısmi sorulara cevap verdik. Bu bizim soru cevap videomuz değil. Soru cevap videosunu daha çok erteliyoruz ve daha konsept ve daha geniş çaplı sorularınıza cevap vereceğiz. Hiç merak etmeyin ben soru soramadım bu soruya cevap alamadım gibi. Bu sadece Melike'nin kendi Instagram'ında yaptığı tatlı küçük bir soru cevap Gelmişken videosu. Gelmişken bunu da çekelim dedik. Aynen öyle. Şimdi size çok teşekkür ediyoruz videoyu izlediğiniz için. Ayrıyeten kanala abone değilseniz, abone olursanız bizim yeni attığımız videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bildirimleri açmanız kaydıyla. Şimdi bir sonraki videoda görüşmek üzere sizi şöyle bir model uğurluyor. Hoşçakalın. See you man. Bravo.